Siz Emilim Ayar olmalısınız. Ben Emilim Lazar. Grubun lideriyim. Sizi bekliyorduk. Şöyle buyurun. Size Emilim Ayar'ı takdim etmekten onur duyarım. Tanıştığımızda memnun oldum. Gustav Müller. Bizi kolayca bulabilmeniz için arabanın arka tarafına bayrak astım. Bu da Josef Rossmann. Memnun oldum. Bunlar da Maria ve Otto Dietz. Aşçılarımız. Atların oradaki adamsa yardımcımız. Şu formaliteleri bir an önce bitirelim isterseniz. Sizden öncelikle altın madeninin ödemesini rica edeceğim. Tabii Dawson'daki arazinin ücretini de almam gerek. Biz buradayız. Yaklaşık olarak 1500 kilometre kuzeye gitmemiz gerek. Kennel'den, Hazleton, oradan Telgraf Körfezi'ne, Telgraf Körfezi'nden sonra yakındaki Testin Gölü'ne. Yolculuğumuz kayıklarla devam edecek ve akıntıyı takip edip Yukon'a doğru gideceğiz. Oradan da Dawson'a ve Klondike altın madenine gitmek çocuk oyuncağı. Neyse ki ekibimiz tamam. Ekibimizin tüm üyelerini gazetedeki ilanıma cevap verdikleri için teker teker tebrik etmek istiyorum. Kanada'ya gitmek için kara yolunu da seçmek isteyebilirsiniz elbette. Klondike'a giden diğer rotalar hakkında yeterince korkunç hikayeler anlatılıyor ama bu yöntemler oldukça pahalı ve zahmetli. Biz aksine zevkli bir yolculuk yapacağız. Tahminimce 6 hafta kadar sonra hedefimiz olan Dawson'a ulaşmış olacağız. Baylar ve bayanlar, işte bakın, bizi bekleyen şey bu. Atınızı bana verin. Onunla ben ilgilenirim. Ah, teşekkür ederim. Alabilirsiniz. Siz de mi şehirlisiniz? Nereden geliyorsunuz? Chicago. Ama aslen Bremenliyim. Ben de Hanoverliyim. Ama çok küçük yaşlardan beri Amerika'da yaşıyorum. Bir Alman gazetesinde çalışıyorum. New York'ta. Biz Almanlar gurbette birbirimizi çok kollarız.
Ve bu yolculuğumuzu kaleme alıyorum. Bence gelecek nesiller için değerli bir kaynak olacak. Hakkında ne düşünüyorsun? Kim hakkında? Kim olacak? Kadın hakkında. Evet. Evet ne? Bu kadın hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Yalnız bir kadın bir grup yabancı altın avcısının arasına girmeye çalışıyor. Altın her türden insanı cezbeder. Evet ama unutma ki etrafında bir sürü erkek var. Grubun huzurunu kaçıracak. Hadi yolculuğumuzun şerefini içelim. Müller, yolculuğa yetecek kadar erzağımız var sanıyordum. Küçük hesaplar peşinde koşma Lazar. Hiç kimse iyi bir birayı geri çevirmez. Ve hızlı içersek yüküm de çabucak hafifler. Şerefe, bizi bekleyen altınlara içelim. Durmamız gerek. Atların dinlenmeye ihtiyacı var. Çok güzel ilerliyoruz. Plana sadık kalalım. Bu yaşlı atlarla çok fazla uzağa gidemeyiz. Seni eşyaları taşı diye işe aldım be Ömer. Tavsiyene ihtiyacım olursa söylerim. Emin olabilirsin. Şuna baksana. Söylememiş miydim? Al. Teşekkür ederim. Bence sen de biraz dinlenmelisin. Daha sonra. Atlar için yardım ister misin? Ben hallederim. Bunun için para alıyorum. Anlıyorum. Rahatsızlık vermek istemem. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Bence filmini daha güzel kareler için saklamalısın. Sizin gibi birini fotoğraflamak hiçbir zaman bir kayıp sayılmaz.
sadece yolculuğu belgelemek için mi geldin? Altın seni ilgilendirmiyor mu? Elbette ilgilendiriyor. Azıcık kazandığım yazarlığımın dışında ben de bambaşka bir hayat hayal ediyorum elbette. Bir karım ve 4 çocuğum var. Biz New York'ta bir barakada yaşıyoruz. Tek göz bir odada. O kadar rutubetli ve karanlık ki bütün gün lambayı yakmak zorundayız. Çocuklar her zaman hasta. Ama ben aileme daha iyi bir hayat sunmak zorundayım. Az önceki amacım kabalık etmek değildi. Kendimi takdim etmedim. Karl Böhmer. Emily Meyer. Teklifiniz hala geçerli mi? Ne? Teklifiniz hala geçerli mi dedim. Hangi teklif? Atlar için yardım konusundaki. Kendi işini halledebiliyordun hani. Bunun için para alıyorsun ya. Evet. İstersen bir battaniye alıp atların sırtını kurulayabilirsin. Sadece şuradaki atı olduğu gibi bırak. Yabancıların ona dokunmasından pek hoşlanmaz da. Senin sanırım. Evet. Kasabaya hoş geldiniz baylar. Bir grup Alman'ı arıyoruz. Bu kasabadan geçtiler mi? Bu kasabadan pek çok insan geçer. Almanlar mı dediniz? Sağır mısın ihtiyar? Ya özür dilerim. Bir de kör değildir umarım. Evet, buradalardı. 2 hafta önce. Dalsına gidiyorlardı. Tamam, bu tarafa gel. Grupta kaç kişi vardı? 7. Atlarla ilgilenen adam da dahil mi? Emin olamam ki. Haklısın ihtiyar. Ha evet, onu hatırladım. Atları şuraya getirmişti. Arkadaşınız mı oluyor? Evet ihtiyar.
yakın arkadaşımızdır. Bir bardak ve 3 şişe viski. Bu seferki müessesede. $30. Postane ne tarafta acaba? Bakın hemen şurada. Teşekkür ederim. İyi günler. Alman mısın? Alman. Evet. Almansın. Doğru bildim. $1. Ne kadar pahalıymış. Dünyanın bir ucundasın. Nereye gidiyorsun? Dawson'a. Dawson mı? Oraya varacağını mı sanıyorsun? Arabayı burada bırakmalıyız. Ben marangozum. Tekerleği tamir etmeye çalışabilirim. Bu çok saçma. Araba bize yük oluyor. Çıldırdın mı? Mutfak aletlerini araba olmadan başka türlü nasıl taşıyabiliriz? Bize düzgün yollardan gideceğimizi söylemiştin Bay Lazar. Thank you.
Bir sorun mu var? Hayır, her şey yolunda. Peki neden devam etmiyoruz? Sen kendi işinle ilgilensene Rosman. Bu nehir elimizdeki haritada görünmüyor. Buraları iyi bildiğini sanıyordum. Evet, biliyorum zaten. Ömer! Yediğimiz şey nedir böyle? İçinde patates, kristalize edilmiş yumurta ve kurutulmuş soğan var. Ama bu uydurma bir yemek. Yenilecek gibi değil. Buna alışman gerekecek. Önümüzde uzun bir yol var. Yanımıza dayanıklı yiyecekler aldık. Yolda olmadığın zamanlar nerede yaşıyorsun? Ne iş bulursam orada. Ya sen? Son 5 senedir Chicago'dayım. Orada bir evde hizmetçi olarak çalışıyordum. Hizmetçi olarak mı? Hı hı. Hiç tahmin etmezdim. Neden? Öyle işte. Benim de hayalim bu değildi tabii. Bremen'de Amerika için hizmetçi işe alan bir ajans var. Beni Chicago'daki bir Alman aile için işe aldılar. 4 sene boyunca günde $1 onlar için çalıştım. Ama sonra evlendim. Hayatım bundan ibaret işte. O halde kocan nerede? Bir süre önce boşandık. Aa, buna çok üzüldüm. Üzülme. Evliliğimiz pek keyifli değildi. Hadi kalksana Müller. Yola çıkmamız gerek. Burada bekleyeceğiz. Daha önce hiç bu taraflara gelmiş miydin? Bu kadar kuzeye hiç gelmemiştim. Sanırım Lazar da öyle. Yardım gerekli mi?
Nehri geçmemiz gerekiyor. $5. Bu taraftaki beyaz adamın yolu, Tekindi. Orman atlarınızı yiyebilir. Kızılderili yolundan gidin. Biz ormanın içinden geçeceğiz. Bence yerlilerin tavsiyesine kulak versek iyi olur. Bu araziyi en iyi onlar bilir. Diğer yoldan gideceğiz Osman. Yerliler sadece kendi arazilerini iyi bilir. Ayrıca oyalanacak zamanımız da yok. Yazar haklı. Bence de yerlilere güvenmemeliyiz. Tek dertleri para. Eminim ileride bizden para dilenecek başka yerliler de vardır. Sanırım köprücük kemiği kırılmış. Benim yemekle ilgilenmem gerek. Hayır, gerek yok.
Ben kendim hallederim. Sen biraz dinlen Hatta. Yola yarın devam ederiz. İtiraf etmeliyim ki yolculuğun bundan daha kolay geçeceğini düşünmüştüm. Arada rahatlamak iyi bir şeydir, öyle değil mi? Evet. Sana bir tavsiyede bulunmama izin verir misin lütfen? Yardımcımız Bömer'in senin gözüne girmeye çalıştığını fark ettim de... sanırım beni yanlış anladın. Ama ona dikkat et dedim. Arkadaşlık edilecek biri değil. Adam senin dengin değil. Ne yapalım? Bütün gün grup halinde yolculuk ediyoruz. Ama şimdi bir süre yalnız kalmak istiyorum. Tamam, tabii. Hepimiz biraz dinlenmeliyiz. Çalacaksın yoksa benimle abama çıkacaksın. Aşçıların o berbat yemeklerine katlanamayacağım. Orada ne yapıyorsun öyle müller? Biz de seni bulmaya çalışıyorduk. Nehri incelemeye karar verdim. Belki burada da altın vardır. Kim bilir? Buradan bir şey çıkmaz. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Araziye bak. Buradaki taşlara bir bak.
İnan bana vaktini boşa harcıyorsun. Yazık. Denemeye değmezmiş demek. İnsanın ruhuna iyi geliyor değil mi? Altın bulmak nasıl bir duyguydu Lazar? Kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Hadi gel Müller, gitme zamanı geldi. Diğerleri bizi bekliyor. Altınları aldım. Aa evet. Tabii ki. Bütün paramızı çalmak istedi. Güvenerek verdiğimiz parayı. Buna inanırsanız büyük bir hata yaparsınız. İnanmakla bir ilgisi yok ki. Her şey ortada zaten. Durun da size açık diyeyim. Hepiniz haklıydınız. Yolumu bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ben dümdüz gitmek istemiştim. En iyi yolu bulmak için. O zaman neden bütün paramızı çaldın? Tüm aletlerim çantada duruyor. Pusulam, haritam, diğer şeyler. İçinde para olduğunu unutmuşum. Boşuna nefesini harcama. Hangi yoldan gidileceğini bilmiyorsun. Tek amacın paramızı almaktı. Çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu. Hayatlarımızda oyun oynuyordun. Hazleton'a vardığımız zaman biz de onu polise teslim ederiz. Ne yazık ki bu el değmemiş topraklarda polis karakolu falan olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden adaletin yerini bulmasını sağlamalıyız. Bana kalırsa Lazar gibi bir domuzu hemen buracıkta asmalıyız. Aklınızı mı kaybettiniz? Siz kanun adamı değilsiniz. Burada biz ne dersek kanun odur. Bırakalım da gitsin o halde. Nasıl yani? Bırakalım gitsin. Yaptığını yanına mı bırakalım diyorsun? Onu yanımızda götürmenin bize ne faydası olabilir ki? Ben onu yanımızda götürmek istemiyorum. Ben onu asalım diyorum. Evet, bu domuzu cezalandırmamız gerekiyor. Ben kabul ediyorum. Sen ne diyorsun Rosman? Bu sorumluluktan kaçamazsın. Bir şey söyle. Hadi Rosman, ne istiyorsun söyle. Bence de asalım. Çoğunluk asılsın dedim. Karar verildi.
Lazar şafak vakti asılacak. Neden şimdi asmıyoruz? Çünkü barbar değiliz. Mahkumlar her zaman şafak vakti asılır. Büyük bir hata yapıyorsun Müller. Teşekkür ederim. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Kes sesini ve hemen git buradan. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bana sorarsanız Lazar'ın tek başına kaçmış olması imkansız. Bence daha fazla vakit kaybetmeyelim. Yola çıkmamız gerekiyor. Senin gibi bir işçiden emir alacak değilim herhalde Ömer. Öncelikle şu olayı açıklığa kavuşturmalıyız. Yeni bir lidere ihtiyacımız var. Bu görev için kendimi aday gösteriyorum. Çok cesursun. Ne yaptığını gördüm. O halde neden sen yapmadın? Neyi yapmadım? Lazar'ı kurtarmadın. Lazar'a ne olacağı umurumda değil. Senin umurunda olan bir şey var mı ki? Burası Kızılderililerin kutsal yeri. Ölülerini bir süre burada bekletirler. Buradan geçmeye çalışırsak sorun yaşayabiliriz. Lanet olsun Bömer. Bu dinsizlerin batıl inançlarına göre mi yol alacağız? Böyle bir yere varamayız. Buradan dümdüz geçip gitmeliyiz.
Dawson'a mı? Hı hı. Sen ciddi misin? Evet. Bak. Burada çalışıyorum. Yol işçisi olarak. Hudson's Bay şirketinde. Ve bu bölgeyi çok iyi tanırım. Ne dediğimi biliyorum. İnan bana. Buradan kuzeye gidemezsiniz. Öyle bir şey yok. Buradan sonra telgraf derisi var. Ve 650 kilometre uzakta. 650 kilometre boyunca el değmemiş arazide gideceksiniz. Yaban yaşamın içinde. Anladın mı? Sana bir tavsiyede bulunayım. Biraz dinlenin. Sonra da geldiğiniz yere geri dönün. İyi de o bunu nereden biliyormuş? Burada çalıştığını ve bölgeyi iyi tanıdığını söyledi. Öyle mi dedi? İnsanlar zaman öldürmek için boş konuşur. Belki de adam yabancıları korkutmaktan keyif alıyordur. Bence daha fazla gitmeyelim. Maria. Hemen karar vermeyelim. Ben ileri gitmiyorum. Bu konuyu önce eşimle konuşmak istiyorum. Konuşulacak bir şey yok. Maria. Lütfen. Restoranımızı sattık. Ve tüm paramızı bu işe yatırdık. Şimdi vazgeçelim mi diyorsun? Şu haline baksana. Omzunun iyileşmesi haftalar sürer. Ayrıca arabamızı da kaybettik. Daha kötü bir şeyler olmasını beklemeye gerek yok. Amerika'ya dönünce ne yapacağız peki? Baştan başlarız. Başka bir yerde. Daha önce yaptığımız gibi. Bu gece bir düşünelim derim. Ben daha ileri gitmiyorum. Sen düzelene kadar burada bekleyelim. Sonra geri dönelim. Buraya kadar geldik. Bence gerisini de halledebiliriz. Şimdi vazgeçmek büyük hata olur. Buraya neden geldiğimizi unutmamalıyız. Altın tüm bunları telafi edecek. Bence devam edelim. Bence de devam edelim. Kabul ediyorum. Thank you.
Bana kalırsa bu lanet yolda başka kimsenin olmayışına şaşmamak gerek. Diğerleri altınlarını sayarken biz hala doğru yolu bulmaya çalışıyor olacağız. Bana kalırsa oraya vardığımızda yine de altını bulacağız. Aptalca bir şey yapmaya kalkma Müller. Lanet olsun. Bu ne büyük bir şanssızlıktır böyle. Koskocaman arazideki tek ayı kapanını buldu ve ayağını kıstırdı. Ne büyük bir şanssızlık bu. Thank you.
Hemen bir şey yapmazsak ölecek. İyi de biz ne yapabiliriz ki? Yoksa baca... Siz delirdiniz mi yoksa? Biz doktor değiliz. İçimizde kimse daha önce böyle bir şey yapmamıştır. Ama tek kurtuluş şansı bu. Eğer kangren olursa işi biter. Bu konuyu kapatalım be Ömer. Beni burada bırakın ve yola devam edin. Kimseyi bırakacak değiliz. Senin gibi bir baş belasına bile. Ama iyileşmeyeceğim. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Şunu keser misin Müller? Elbette iyileşeceksin. Senden bir şey rica edebilir miyim? Fotoğraf makinemi ve yazdığım notları alıp kasabaya varınca benim adıma hepsini gazeteme gönderir misin lütfen? Müller. Ne oldu? Konuş benimle Müller.
Ne oldu? Bir şey mi var? Onu biz öldürdük. Ne? Müller'i biz öldürdük dedim. Hayır, öldürmedik. Bacağını kesmeseydik kangrenden ölecekti zaten. Onun ölümü yüzünden kendini suçlamamalısın. Benim başarısızlığa uğradığım yere gömün. Ve bu mektubu aileme gönderin. Sevgili eşim ve güzel çocuklarım. Daha fazla ileri gidemedim. Beni affedin Charles.
Rosman! Osman'ı aramaya yarın devam edebiliriz. Peki ya onu bulamazsak? O zaman devam ederiz. Onu burada bırakıp gidemeyiz ki. Elimizden başka ne gelir ki? Kasabada devam edip etmememiz gerektiği konusunda konuşurken... Ne söyleyeceksen söyle. Eğer ben geri dönseydim... ...sen yine de yola devam eder miydin? Beklediğin belli bir cevap var mı? Yine de yola devam eder miydin? Belki de ederdim. Peki ya sen? Ben olmasam yola devam eder miydin? Evet, edebilirdim. Kararından pişman mısın? Artık orada geri dönmemi gerektirecek bir şey kalmadı. Hakkımda bilmen gereken önemli bir şey var. Ben Amerika'da bir adamı vurmuştum. 2 yıl önceydi. O sırada Virginia'da bir çiftlikte çalışıyordum ve... ...orada birkaç kişiyle başım derde girmişti. Öldürdüğüm adamın kardeşleri beni bulmak için peşime düştü. Bu yüzden ben bir süreliğine New York'a gitmiştim ve... Lazer'in ilanını da işte oradayken okudum. Şimdi hakkımda ne düşünüyorsun? Telgraf derse ne kadar yolumuz kaldı? 100. 100 ile 250 kilometre arasında. Belki daha da fazla. Hayır, beni böyle el üstünde tutmayı bırak artık. Ben de senden çok farklı sayılmam, anladın mı?
Telgraf deriz. Ne zamandan beri uyuyorum? Uzun süredir. İşler nasıl? İşte fena değil. Tamam. Evet. Evet, hallederiz o zaman. Sen merak etme. Bambaşka biri gibi görünüyoruz. Öyle de hissediyorum. Dawson'a kadar daha çok yolumuz var.
Ama bundan sonrası daha kolay olacak. Bana kalırsa birkaç gün dinlenip ne yapacağımıza sonra karar verelim. Kabul mü? Bana şans dile kalp Ömer. Nereye gidiyorsunuz hanımefendi? Dawson'a.